Hadi bir an önce bitir de kalkalım. 9'da savcının karşısında olmamız lazım. Ben doydum. Bak şimdi, ye bir şeyler. Bayılır kalırsın oralarda. İşe haber verdin mi? Aa, bir daha arayayım. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın anacığım. Gel otur, kahvaltı hazırladım sana. Yok anacığım, hemen çıkmam lazım. İş için Tekirdağ'a gidiyorum. Kalacak mısın? Olabilir. Kazasız belasız git gel oğlum. Sağ ol anacığım. Güle güle canım. Gittim diyara. Olur. Hadi eyvallah. Güle güle. Allah hadi güle kalın. Güle. Hayırlı haberlerle gelin inşallah. Günaydın. Günaydın. Kusura bakma, dün gece geç vakit aradım. Konuşamadım biliyorum. Özür dilerim. Evet, ben de o yüzden aradım. Biraz geç geleceğim. Sana ulaşamayınca Gülşen'i aradım söyledim. Ne oldu? Kötü bir şey yok inşallah. Öğleden sonra geleceğim. Konuşuruz. Tamam. Öptüm. Ben de. Özür dilerim baba. Beklettim. Hadi gidelim. İçim sıkılıyor. Hayırlara çıkar ya Rabbim. Bir aksilik falan olmaz inşallah. Ne aksilik olacak canım? Leyla'nın ne suçu var? Görgü şahitleri demişler işte. Kız durmak istedi, oğlan durmadı diye. Daha ne desinler? Merak etme. Kim gittiler? Babam Şevket, Leyla. Şevket işe gitmedi yani. Bilmem. Belki öğleden sonra gider. Necla okula gitti herhalde. Öyle biliyoruz. Umarım gitmiştir. Nasıl sinir bozuyor? Yalan mı? Okula diye çıktı. Nereye gittiğini nereden biliyoruz? Madem öyle göz kulak ol kardeşlerine. İstersen yarından itibaren Ayşe'yi bıraktıktan sonra Necla'yı da götüreyim ha. Ne dersin anneciğim? Elinden de tutarım. Gerekirse yapacaksın tabii. Ablasın. Kabak yine benim başıma patladı. Görüyorsunuz değil mi? Necla aklı başında kız. Doğru dürüst okuluna gidip geliyor. Uğraşmayın çocukla. Kartınız hazır. Ne zaman açılır? Hemen. Numaram bu mu? Evet, şurayı da imzalarsınız. Tamam. Ödemeyi nasıl yapacaksınız? Kredi kartıyla. Oldu. Buyurun, güle güle kullanın. Thank you.
Teşekkürler. İyi günler. Alo, selam. Selam, ne haber? İyidir. Bak bu numarayı kaydet. Kendi telefonumdan arıyorum. Vay, güle güle kullan. Artık beni istediğin zaman arayabilirsin. Ama annemlere söylemeyeceğim telefon aldığımı. Akşamları arama, olur mu? Ben ararım. Tamam, tamam. Neredesin sen? İş yerindeyim. Biraz vaktim var, buluşalım mı? Ortağımla toplantıya gidiyorum şimdi. Sen gitmesen? Mümkün değil, çok, çok önemli. Kapatmam lazım, görüşürüz. Kulağına yapışacak o telefon. Gümrükçileri bağlıyordum Yaman Bey. Her şey yolunda. Aferin. Olacak iş değil. Demek bu memlekette parasını ödeyince suç işleyebiliyorsun. Pes vallahi. Başından belliydi baba. Bağladılar işi. Sağ ol Adnan. Sağ ol dostum. Çok teşekkür ederim Adnan abi. Daha işimiz bitmedi. Sadece kefaletle serbest kaldı. Mahkeme en az 3 yıl sürer. Sonunda ceza paraya çevrilir. Öderiz. Bu iş de olur biter. Hadi oğlum. Şevket, sen kardeşini eve götür. Benim bir yere uğramam lazım. Peki baba. Hadi bir arabaya binelim. Biraz yürüyelim mi abi? Lütfen hava alalım. Olmaz. Daha seni bırakıp işe gideceğim. Ben kendim giderim. Saçmalama. Bundan sonra yok öyle. Ne demek? Eve mi kapatacaksınız beni? Hadi söylenme de bin şu arabaya. Kapıyı da üstüme kilitleyecek misin bari abi? Çok konuştun, yürü. Birdenbire için açılıyor. Bulutlar dağılıyor. Bak gördün mü? Masmavi oluyor her taraf. İlahi Nehir abla. Nereden gördün telvinin içinde maviyi? Bak. Bak geldi. Geldiler. Ay çok şükür. Ne oldu Şevket? Ne olacak? Adamcağız öldüğüyle kaldı. Çocuğu da kefaletle serbest bıraktılar. Leyla'ya bir ceza falan yok değil mi? Ne cezası anne ya? Babam verecek esas cezayı. Hadi oturun bakalım. Ben bir duş alıp gömleğimi değiştireceğim. Ben de dün gece hiç uyumadım. Gidip yatsam ayıp olur mu? Ne ayıbı yavrum? Az buz şey geçirmediniz. Ama neyse ki geçti. Bir daha arkadaşlarını dikkatli seçersin sen de. Bak, Sedef annesinin yanından ayrılıyor mu hiç? Aferin. Görüşürüz. Babam nerede Leyla? Sahi baban nerede? Bilmiyorum. Adliyede ayrıldık. Benim bir işim var, siz gidin dedi. Hayırdır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Mehmet babayı huzuruna gönderdik. Ruhunu şad eyle, yakınlarına da sabırlar ihsan eyle. Makamını cennet eyle. İlahi ya Rabbi, dünya aleminden ahiret alemine hepimiz zamanla gideceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi bağışla. Mehmet babanın ruhunu şad eyle. Amin.
Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Babacığım! Allah senin canını alanların dışına alsın inşallah. Ne zamanda? Duy sesini ya Rabbim, duy. Kullun amene billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu beyne ahadin min rusulihi. Karıncayı bile incitmekten çekinen babam. İnsan hayatına her şeyden çok değer veren babam. Bu yaşamın son bulmasına, ailemizden birinin sebep olmasından dolayı en çok kendini sorumlu tutuyordu. Yine kendini suçluyordu. Allah sabır versin kızım. Çok şey söylemek isterdim ama gerçekten çok zor. Allah sabır versin. Sağ ol. Sabır bizim için de gerekliydi. Babam söylemek isteyip de söyleyemedikleriyle oradan ayrıldı. Bu olay ailemizde hiçbir zaman unutulmayacaktı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.